İçerideki durum merak ediliyor. Yani hani dedim ya, Dilan Hanım'ın psikolojisi bir haber oldu. İşte sürekli ağladığı vesaire. Şu an psikolojisi nasıl? Bir de çocuklar boyutu Ağlıyor. var. Ağlıyor, sürekli ağlıyor. Konuşmaya fırsat olmuyor. Zaten sulu göz herhalde. Dedim ki öyle öyle gülmenin böyle böyle ağlaması olur. Size Tanrı lütfetti, o kadar yükseltti. Şimdi de burada Yusuf gibi biraz kendinize gelin. Hatta savcı sizi çıkarırsa biraz daha kalıcı olalım deyin. Henüz tekamülümüz sağlanmadı. İçerisi berbat bir yer onlar için yani. Biz avukatlar müvekkillere gide gide 30 yıllık bir avukatın ikili infazı oluyor zaten Tabii. hesaplıyorsun. Dolayısıyla biz alışırız ama onlar alışık değil abi. Kahve yok ondan sonra. Altın tozlu Sandalyeler kahve yok. yok, plastik sandalyeler ondan sonra. Enerji ne durumda? Abi enerji iyice azaldı. İşte biz şey yapıyoruz. İç Moral güzellik, veriyorum. kalp. Evet. Peki bir de Ya tabii ama abi, çocuk ablasıyla bir meselesi. gerilim yaşadığı söylenmişti. Yok. Öyle bir şey var mı? Yok. Kavga Yok. Hiç ettikleri. bir gerilim yok. Ben hatta onları iyice birbirlerine yakınlaştığım abiler olarak söyledim ondan sonra. Şu an dışarıdakinden çok daha samimi diyalogları var. Ve ben o da sevindirici. Bak dedim dışarıda para mara her şey varken filan kahve tozu varken efendim bak kardeşinizle zaman geçiremiyordunuz. Siz oysa çok acı bir kaderi birlikte yaşadınız. Allah sizi burada birbirinize hasretlerinizi giderdi. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her şerden içinde bir hayır vardır. Burada da orada hiç dinlenememişlerdi. Tefekkür edememişlerdi. İnsana verilen basiret, farkındalık ve feraset biliyorsun diğer canlılardan bizi ayıran Tanrı'nın bize vermiş olduğu tek emanet. Kabul ettiğimiz emanet bu. Şimdi onun üzerinde yoğunlaşıyorlar. Altın tozuyla yoğunlaşamazlar.